Selamlar. Gönüllü karantina günlerinin ardından karşılaşacağımız dünyayı tartıştığımız post korona dünyanın bu ilk bölümünde sevgili dostum Özgür Sayın ile küreselleşme ve korona ilişkisini konuşacağız. Özgür Sayın, Bilecik Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda. Özel olarak çalışma alanında küreselleşme ve kent ilişkisi. Özgür merhaba. Merhaba Töre. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Valla karantina altındayım. Çok şaşırtıcı bir şey değil herhalde. Vallahi hepimiz öyleyiz gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Yani bir yandan yemek yapıyoruz, yeni tatlar deniyoruz. Bir yandan puzzle, yeni hobiler. Bir yandan işte akademik çalışmalara devam ediyoruz. Hayatımıza yeni yeni alışkanlıklar aldık. Herhalde bütün dünyada olduğu gibi. Yani en azından dünyanın önemli bir kısmında olduğu gibi bizde de aynı şeyler söz konusu. Öyle Ha gibi. tabii bu arada şey takip ediyoruz her akşam. İstatistikleri takip ediyoruz seçim zamanlarında olduğu gibi. Nostaljik geliyor, değil mi? Evet evet yani. Yani maalesef bu seferki çok hoş olmuyor ama Evet. nerede kaç vaka olmuş, işte kaç kişi ölmüş, kaç kişi iyileşmiş ya bu şekilde devam ediyor. Evet. Özgür, bu programın ilk konuğu olacaksın. Onun için aslına bakarsan birazcık da el yordamıyla bir şeyler yapıyormuş gibi olacağız. Fakat küreselleşme ve korona ilişkisini konuşmak için zannediyorum doğru kişiye başvurdum. Bu noktada hem doktora sürecin yeni bitti, taze taze fırından çıkmış bir çalışman var. Onunla birlikte göreve başladın. Bu süreçte de yeni bir aslına bakarsan silabuslarını da hazırladın. Onlardan bir tanesi de küreselleşme dersi. Şimdi aslında senden öncelikle bu küreselleşme nedir, neye benzer? Bir mekaniği öğrenmek isteriz senin ağzından. Uygun mudur? Tabii, teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi bir anlamda bu aslında koronavirüs dediğimiz meselenin yayılması tam da benim çalışma alanlarıma denk geliyor. Müsaade edersen öncelikle bunun yayılmasına dair bu araştırmalarda gördüğüm çok ilginç bir hikaye var. Onunla başlamak istiyorum. Evet. Singapur'un bu koronavirüsün yayılmasında çok ilginç bir rolü var. Biz şimdi haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla nasıl biliyoruz Singapur'u? Çok fazla vakanın olmadığı, önceden hazırlıklı oldukları için çok ciddi önlemler almış. Dolayısıyla bu daha yayılmadan koronavirüsün önünü kesmiş bir devlet, şehir devlet. Ancak koronavirüsün dünyaya yayılmasında Singapur'un önemli bir rolü var. O da şöyle, Singapur önemli bir finans merkezi. Dünyanın en önde gelen finans merkezlerinden bir tanesi. Aynı zamanda da bununla bağlantılı da olarak çok önemli bir uçuş destinasyonu. Uluslararası hava trafiğinde önemli bir merkez. Şimdi Ocak ayının ortalarında burada lüks bir otelde bir toplantı oluyor. Bu toplantı iş dünyasıyla alakalı bir toplantı. Dünyanın birçok yerinden işte beyaz yakalılar, iş adamları, akademisyenler vesaire gibi üzerinde bir katılımcı var. Tabii tahmin edeceğiniz üzere Çin'den gelen katılımcılar da var. Olay bu ya. Çin'den gelen katılımcılar da koronavirüs tespit ediliyor ve yaklaşık toplantıdan bir hafta sonra dünyanın çeşitli yerlerinde koronavirüs vakaları gözükmeye başlıyor. Bu toplantıyla alakalı olarak bir tanesi mesela Güney Kore'de, bir tanesi Malezya'da, bir tanesi Steve Walsh diye bir İngiliz iş adamı var. Bu adam buradan sonra bir de tatile gidiyor Fransa'ya. Fransa'da bir kayak merkezinde orada 5 kişiye bulaştırıyor. Sonra İngiltere'ye dönüyor. 5 kişiye bulaştırıyor. Oradan Mallorca'ya geçiyor. Mallorca'dan da 1 kişiye bulaştırıyor. Bunlar sadece tek bir vakadan, Olaylar. tek bir şehirden ortaya çıkan şeyler. Hı. Singapur'da bunun gibi belki yüzlerce, belki binlerce veya dünyanın diğer yerlerinde binlere yakın, milyonlara yakın toplantılar, organizasyonlar oluyor. Dolayısıyla şunu söylemek çok yeni bir şey olmayacak. Evet, bu bir küreselleşme krizi aynı zamanda. Yani dünyadaki küresel hareketlilikle ilgisi olan bir kriz. Ama diğer taraftan bizim pek bakmadığımız nokta bu aynı zamanda da bir kent krizi. Doğrudan kentlerin içerisinde olan bir krizden bahsetmiyorum. Kentlerin, en azından bazı kentlerin arasında olan bir krizden bahsediyorum. Şimdi biz haritayı okurken mesela hepimiz dediğim gibi takip ediyoruz. İşte biz ilk bu programı yapmayı konuşurken ne kadardı? 1 milyona yaklaşmıştı vaka Evet. sayısı. Şu an 1,5 milyonu gördü.
Dediğim gibi hızla yayılıyor. Ama biz bunu nasıl okuyoruz? İşte Amerika'da şu kadar vaka var, İngiltere'de bu kadar vaka var, Türkiye'de şu kadar vesaire vesaire. Bu bizim çok alışa geldiğimiz bir okuma biçimini yansıtıyor. Dünyayı ulus devletler üzerinden okuma biçimi. Halbuki şöyle bakabiliriz. İngiltere'deki vakaların %40'ı Londra'da. Amerika'daki vakaların %40'ın üzerinde bir rakamı şeyde New York'ta. Yine Türkiye'deki vakaların %50'si şeyde İstanbul'da. Yani aslında bu kriz ülkeler üzerinden doğrudan işlemiyor. Şehirler üzerinden işliyor. En azından bazı şehirler üzerinden. Burada bir ek yani, yapmak istiyorum. Bugün görmüştüm. Sağlık Bakanlığı da bir veri paylaşmış aslında. Hastalığın Türkiye genelindeki yoğunluk haritasını paylaşmış. Tam da bahsettiğin gibi İstanbul ciddi oranda yoğun görünüyor. Bunu hemen takip eden iki şehir Ankara ve İzmir. Fakat Türkiye'nin geri kalanında bu yoğunluktan bahsedemiyoruz. Gerek ölümler bir anda marjinal şekilde düştüğünü görüyoruz. Pozitif vakaları sayılarının düştüğünü görüyoruz. Zaten yoğun bakımlar aynı nispette düşüyor. Bu da aslında senin söylediğinle üst üste örtüşen bir şeye bir veri aslında. Tabii yani şu an içinde bulunduğumuz küreselleşmenin 3. evresi ya da son mevcut evresi dediğimiz evrede bir hareketliğin olduğunu zaten söylemek çok da yeni bir şey değil. Ama şunu belirtmek gerekiyor. Bu hareketlik belirli şehirler üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla virüsün yayılması da tıpkı diğer küresel akışlar gibi, insan akışları, meta akışları, sermaye akışları ya da bilgi akışları gibi belirli bir haritayı takip ediyor. Belirli bir ağı takip ediyor. Bu ağ bizim literatürde küresel kentler ya da dünya kentleri ağ dediğimiz şeyle birebir örtüşüyor aslında. Çünkü bunlar, bu şehirler, işte Londra buna örnek, New York buna örnek, Tokyo, İstanbul buna örnek, her türlü akışın, küresel akışın merkezinde olan şehirler. Ve bu şehirler aslında bir anlamda birbirleriyle bağlı. Yani İstanbul'un Adana ile ilişkisinden daha çok kurduğu ilişki, ticari olabilir, ekonomik, akademik olabilir vesaire vesaire, kültürel olabilir. Bu Adana ile kurduğu ilişkiden daha çok Londra ile kurduğu ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Dolayısıyla bu ilişkileri dünya haritasının üzerine koyduğunda bir ağ denk gelir. Ve bu ağlar işte şehir ağları dediğimiz ağdır. Ve bunların arasında dönen bir akış var. Aslında küreselleşme dediğimiz şeyi de yönlendiren biraz da bu. Yani küreselleşme bütün dünyayı, dünyadaki bütün ülkeleri ya da bütün şehirleri tam anlamıyla kapsayan bir şey değil. Belirli şehirler üzerinden dönen bir olgu. Evet. Ve koronavirüsün yayılma coğrafyası da bu olguyla birebir neredeyse örtüşüyor. Yani bu şehir, özellikle şehirlerin altını çok çiziyorsun. Yani küreselleşmeyi, yani senin anlattığın şablon içerisinde benim kafamda canlanan yapı aslında bir devletler var. Bunlar ekseriyetle ulus devlet. Ulus devletlerin bir mevcudiyet şeyi var, düzlemi var. Fakat bunun ne çıkmış olan bir de kentler, küresel kentlerin oluşturduğu bir mevcudiyet düzlemi var. Belki bunun üstünde işte mal, hizmet ve bilgi ve hatta insan hareketliliği bu kentler üzerinden devam ediyor ki bu Adana İstanbul arasındaki etkileşimle İstanbul Londra arasındaki etkileşimle bunun çok somut bir örneği. Şimdi benim burada sormak istediğim soru aslına bakarsan küreselleşmenin tam anlamıyla yani nasıl sistematize edilebileceği bu noktada nasıl sistematize edebiliriz küreselleşmeyi ve hatta bunun içerisine koronayı nasıl dahil edebiliriz? Evet, yani aslında teoriye baktığımızda işin zor kısmı zaten ya hani küreselleşmenin yani kentlerin arasındaki bir ilişkiyle koronanın ne alakası var? Şimdi şöyle söyleyeyim, öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bakış, ulus devletler işte sona erdiği zaman küresel şehirlerin zamanı gibi bir iddiada değilim. Ya, bu iddiada olanlar da var. Ben buna çok belli bir noktada katılmıyorum ama bir takım şehirlerin öne çıktığı bir gerçek. Şimdi öncelikle şu örneği vermeme müsaade et. Şimdi bizim dünyayı okuma şeklimiz hala ulus devletler üzerinden gidiyor derken bunun yanlış olmasa bile en azından eksik olduğunu gösteren bir örnek. Şimdi İngiltere ile Türkiye'yi
küresel ekonomideki ya da küresel sistemdeki pozisyonları, ağırlığı, gücü, konumu bakımından karşılaştırmak çok mümkün mü? Yani yok da mümkün değil. Yani en azından sonucu belli olan bir kıyaslama. Evet, evet. Ama İstanbul'la Manchester'ı kıyasladığımızda tablo değişecektir. Tam tersi istikamette değişecek. Yani. Tam tersi istikamette değişecek. Yani bahsettiğim böyle bir şey aslında. Şimdi belirli ülkelerin, belirli şehirleri bu küresel sistemde farklı farklı fonksiyonlar işliyor. İşte kimisi geçiş noktası olarak, kimisi komuta merkezi olarak, işte küresel şirketlerin bölgesel ya da küresel karargahları olarak ya da üretim merkezi olarak bir iş bölümü. Şimdi bu iş bölümü şu aslında. Kapitalizm, küresel kapitalizmin bir mekansal yansıması var dünya üzerinde. O yansıma biz hani şöyle biliyoruz, dünya sistemleri teorisi diye Türkiye'de aslında hala da popüler olan bir teori nedir? Gelişmiş ülkeler, daha doğrusu işte merkez ülkeler yarı işte çevre ülkeler ve yarı merkez ülkeler. Nedir merkez ülkeler işte, yani core countries, yani çekirdek ülke dedikleri. Nihai mal üreticisi, ham madde alıcısı. Diğer tarafta işte ham madde satıcısı ve nihai mal alıcısı. Şimdi bu tablo 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişmeye başladı. Buna sebep gerek teknolojik gelişmeleri gösterebiliriz, gerek sanayi üretimindeki karlılıkların düşmesini vesaireyi. Bunun başka tabii bir takım dinamikleri de var. Şöyle bir değişime yol açtı. Dünyada yeni bir aslında uluslararası iş bölümü diye teorize edilen bir kavram. Şu, gelişmiş ülkelerdeki pek çok sanayi firması üretim tesislerini kapattılar. Dolayısıyla Batı Avrupa, Kuzey Amerika merkezli işte eski geleneksel sanayi şehirleri diye bildiğimiz şehirler büyük oranda çöküş yaşadı. Büyük gelişmiş ülkelerde kalanlar ne oldu? ARGE merkezleri, genel müdürlükler, tasarım merkezleri vesaire vesaire. Şeyler nereye gitti? Üretim merkezleri de işte Çin, Hindistan başta olmak üzere Güney Asya'ya, Doğu Asya'ya vesaireye. Dolayısıyla bu ülkelerde yeni şehirler üretim merkezleri olarak yükselmeye başladı. Bunun yanına şunu ekleyeceğiz. İşte özellikle finans sektörlerinde, medya gibi aslında doğrudan meta üretiminin olmadığı sektörleri de eklediğimizde bu bize dünya üzerinde bir iç bölümünün varlığına, gelişmiş şehirlerde, yani ülkelerin yerini şehirlerin aldığı bir şey, gelişmiş şehirler dünya ekonomisinin yönetildiği, ana kararların alındığı, ARGE merkezlerinin, tasarım merkezlerinin olduğu diğer işte buna çevre şehirler de diyebiliriz, üretim merkezi olarak yükseldi. Akabinde bu kadar statik bir şey değil tabii ki. Özellikle 90'larla beraber bu Asya kaplanları olarak bildiğimiz hikayeyle beraber Asyalı holdinglerin, küresel firmaların yükselişi, oralardaki şehirlerin de benzer bazı şehirlerin en azından yine genel komuta merkezi olarak yükselmesine sebep oldu. Şimdi bu bir üretim coğrafyasını yansıtıyor. Bir de bunu tüketimin coğrafyası, yani satış pazarlama aktivitelerini, bölgesel karargahları, yani bütün şehirler sonuçta küresel karargahlara eşlik etmiyor. Mesela İstanbul özellikle bu noktada birçok küresel firma için Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa, hatta Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyanın yönetim merkezi, bölgesel yönetim merkezi. Bunun gibi başka şehirler de var. Şimdi bu belirli şehirlerin üstte, belirli şehirlerin altta yer aldığı bir aslında harita bize gösteriyor. Biz buna işte dünyada genelde dünya kentleri ya da küresel kentler gibi bir sıralama içerisinde var olan bir şey kavramla atfediyoruz. Kavramla karşılıyoruz bunu. Şimdi burada bu tabii ki sadece bir kavramdan ibaret değil. Şimdi bu şirketlerin doğal olarak bir iş akışları, meta akışları, sermaye akışları vesaire var. Bunların arasında dönen bir trafik var. Bu trafiğin en güzel gördüğümüz yerlerden bir tanesi aslında bu krize de yayılması, krizin yayılmasına da çok ciddi bir payı var. İşte uluslararası havaalanları. Evet. İşte uluslararası hava yolu trafiği üzerinden bunları okuyabiliyoruz. Şimdi dünya her gün dünyanın her yerinde bu şehirlerin arasında insanlar gidip geliyor. Beyaz yakalılar, akademisyenler, profesyonel iş adamları. Bunlar iş toplantıları olabilir, akademik toplantılar olabilir,
veya işte satış pazarlama aktiviteleri olabilir. Bu bahsettiğim mal ve sermaye hareketlerinin ek olarak, keza insan akışı, bilgi akışlarına da ek olarak bir insan akışından bahsediyoruz. İşte bu insan akışı bu şehirler arasında bu koronavirüsün yayılmasıyla aslında çok ilişkili. Mesela bunu anlatan güzel bir örnek var elimizde. Yani konuştuğumuz şeyin aslında teorinin pratikte nasıl işlediğini, bu iş bölümünü de gösteren bir örnek var. O da şu, kriz nerede başladı? Çin'in Wuhan kentinde. Evet. Şimdi biz Wuhan'ı nasıl gözümüzde canlandırıyoruz? İşte insanların yarasa falan yediği, hayvan pazarı, canlı işte vahşi hayvan pazarlarının olduğu. Yani benim gözümde, aslında birçoğumuz böyle duyduk. Wuhan ilk defa bunu duyduk. Birçoğumuzun gözünde de bir orta çağ şehri var diye bir şey canlanıyor. Kent canlanıyor. Aslında Wuhan Çin'in en büyük 9. ya da 10. şehri. Keza havayolu trafiğinde de, havayolu ağında da önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Şimdi Wuhan'ın bir özelliği var. Şimdi az önce bahsettiğim hani yeni iş bölümü dediğim şeyi göz önüne getir. Wuhan çevresindeki şehirlerle beraber Avrupa ve Amerika merkezli otomobil devlerinin, otomobil firmalarının ve otomobil ekipmanı firmalarının üretim merkezi. Yani sadece Wuhan'da yılda 1,5 milyon üzerinde otomobil üretiliyor ve doğrudan Avrupa menşeli ve Amerika menşeli firmalara. Yani hani şey, çok gördüğümüz bir şey vardır ya, İngiltere'de tasarlandı, Çin'de üretildi işte. Amerika'da tasarlandı, Çin'de üretildi. Onun yansıması. Şimdi Wuhan'da üretim yapan gene Webasto diye bir firma var. Ve Webasto'nun genel müdürlüğü Almanya'nın Münih şehrine yakın bir yerde, Stockdorf diye bir yerde olması lazım. Üretim merkezinde bahsettim tabii ki, Wuhan'da. Evet. Yine Ocak ayının ortalarında genel müdürlüğünde şeyin Webasto'nun bir toplantı oluyor. Bir eğitim toplantısı. Çin'den de buraya 2-3 tane mühendis gidiyor. Yine hikaye bu ya. Çinli mühendislerin birinde koronavirüs semptomları gözüküyor ve koronavirüs pozitif çıkıyor. Ve o toplantıda yanlış hatırlamıyorsam 2-3 tane de Alman mühendisi virüs bulaşıyor. Bu bahsettiğimiz yine çok spesifik bir hikaye. Ama hani dedik ya, bunu küreselleşme, kent ve koronayı nasıl özdeşleştirebiliriz, nasıl ilişkilendireceğiz? İşte bu bahsettiğim ilişkiyi gösteren bir şey bu. Ve bunun gibi belki de yüzlerce örnek var. Yani gerçekten bu noktada aslına bakarsan çok da aslında belli bir hakkaniyeti olan, kendi içerisinde son derecede eşitlikçi olan bir hastalık yayılma ağından da bahsedebiliyoruz. Yani mühendisler mühendislere bulaştırır, işte akademisyenler akademisyenlere bulaştırırın belki daha ötesinde, belki bu hastalık işte temizlikçinin mühendise bulaştırdığı, oradan işte kadın erkek dinlemeksizin işte birisine bulaşabilen ama yine tamamen küresel kentler üzerinden ülkelere sıçrayan, yani dinamiği içerisinde sürekli küresel kentlerin o nevi şahsının nasıl özelliklerini barındıran bir dinamikten bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Tabii yani şey gibi olmasın, hani ilahi adalet hani dozunda tartışmak değil, ama hani bu bahsettiğim küresel şeyler aslında şimdiye kadar bir takım olumsuz özelliklerini, tabii ki hani şu an konumuz olmayan taraflarını göz ardı ediyorum, ama küreselleşmenin, en azından ekonomik küreselleşmenin hep ekmeğini yiyen şehirler. Hatta bunun ilgili ciddi bir literatür de var. Yani özellikle ikinci şehirler diye bahsedilen şehirler. Yani mesela İstanbul Türkiye için Ankara ve İzmir mesela. Genelde küreselleşmeden hep zarar gören şehirler. Çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerde genelde bir ülke bir dünya kenti, yani bir ülke bir küresel kent modunda ilerler. Bütün ülkede yatırımını o şehrin üzerinden kurgular ki sermaye çekebilsin. Bu durumda diğer şehirler genelde daha az yatırım alan, daha az sermayenin geldiği, daha az üzerine durulan şehirler oluyor. Ve ikinci şehirler genelde küreselleşmenin kaybedenleri olarak adlandırılır. Belki de ilk defa ikinci şehirler küreselleşmenin nimetlerini olarak zararını görmedi ve birinci şehirlerden çok daha avantajlı bir konuma geldi. Yani Ankara ve İzmir'de bu kadar vaka olmamasının, en azından İstanbul'a nazaran, sebeplerinden bir tanesi de bu. Ya bu da çok güzel oldu. Yani küresel kentler küreselleşmenin
avantajlarını yaşamıyor sadece. Aynı zamanda dezavantajları kesinlikle aynı oranda açık. Yani o riske de aynı oranda açık. Tabii. Bu da güzel oldu. Özgür, aslında bizim yani bu program içerisinde düşündüğümüz şeylerden bir tanesi de şeydi. Ya bir teori üzerinden, varoluş üzerinden gelecekte, yani bu koronanın bizi eve hapsediş süreci bittikten sonra neyle karşılaşacağımıza dair böyle birazcık daha ayakları yere basan bir zihin egzersizi yapalımdır. Onunla ilgili de aslında senin görüşlerini merak ediyorum. Yani post korona dünya, özellikle post korona küreselleşmesi veya post korona şehirleri nasıl bir şeye dönecek, neye benzeyecek, yine aynı dinamik işleyebilir hale gelecek, işleyebilecek mi, veya insanlar bu noktada daha mı temkinli davranacak? Bununla ilgili de aslında bir zihin egzersizi yapalım isterim. Güzel. Aslında zihin egzersizi yapabilmek için bence en güzel zamanlardayız, çünkü yapacak çok fazla bir şey yok. Yani yolda vakit kaybetmiyoruz, dışarıda insanlarla vakit kaybetmiyoruz vesaire, evde oturup bol bol düşünebiliyoruz. Yani şey gibi, Nasrettin Hoca'nın hindi hikayesi gibi aslında. Yani biz de düşünür moddayız. O yüzden bence mantıklı zihin egzersizi yapmak için. Yaratıcı da bir egzersiz olacaktır. Şimdi benim açımdan tabii ki birçok insan gibi ben de düşünüyorum, ya dünya ne olacak falan. Hani saklı seçilmişler mi hayatta kalacak, ya yoksa hiçbir şey değişmeyecek mi falan. İşin ilginç tarafları, tabii ayakları yere bassın dediğin için biraz yere basmak durumunda kalacağız. Şimdi şöyle bakıyorum. Şimdi birinci, bana kalırsa 3 tane senaryo var. Birinci senaryoda belki biraz hani şu dönem sosyoloji dersi verdiğim için de olabilir. Biraz daha sosyolojik bakmak istiyorum. İnsanlar hazır alıştığı normal, yani normalleştirdiği hayat tarzlarını hem bireysel hem toplumsal olarak devam ettirmeyi severler. Bu çünkü hepimiz için konforlu bir alan yaratır. Aksi çok büyük bir meydan okumadır ve hiç kimse bunu değiştirmek istemez. Bekin toplumunda da benzer bir şey var ya. Efendim? Yani Bekin risk toplumu kavramında da aslında benzer bir şey var. İnsanın o belirsizlikten uzak kalması, onun konfor alanı içerisinde bulunmak istemesi ve bu sebeple risk toplumunun o risklerini de mümkün olduğunca minimize etmeye çalışması ve o konforlu alanları içerisinde yaşamını sürdürmesi, o varlığını sürdürmesi, hatta varoluşunu oluşturması. Ya keza zaten şey, yani içinde şu an bulunduğumuz varsayılan hani postmodern toplum diye adlandırılmış toplumda da keza aynı şey var. Yani belirsizlik, yani atıyorum modern düzen belirli kurallar üzerine, belirli anlatılar üzerine kurulu bir toplumsal düzende. Yani bunun ekonomik, politik vesaire ayrı konu yanları var ama böyle bir düzende. Postmodern toplum veya işte küreselleşen toplum ya da küresel medeniyet, bunun adını ne koyarsak koyalım. Yani literatürde bir sürü karşılığı var bunun. Daha çok belirsizlikler üzerine kurulu ve bu yüzden de zaten hepimiz için belli bir oranda rahatsız edici bir toplum. Şimdi şöyle bakalım. Mesela bu krizin bizim için en kötü tarafı aslında ne zaman biteceğini bilmiyor olmamız. Yani şöyle bir spekülasyon yapalım. Kalksa Sağlık Bakanı çıksa dese ki bu kriz 3 ay sonra bitecek, işte 10 bin kişi ölecek. Bence şu durumdan daha az panik olur insanlar. Çünkü ne olacağını, neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Şimdi bu kriz... Merkel benzer bir tavırla bir açıklama yapmıştı. Alman halkına bu virüs ama az ama çok ama Almanya'nın %70'ine bir şekilde bulaşacak. Tabii Boris Johnson da kez daha aynı şeyi söyledi. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. O açık davranışı sergileyen bir toplum örneği olarak Almanya'yı vermek mümkün. Yani Türkiye'nin aksine belki de. Yani evet, bu biraz da bir toplumsal yapılarla alakalı olabilir ama toplumu yönetmek adına kesin, bilinebilir, sınırlara en azından belli söylemlerde bulunmak sanki daha mantıklı geliyor bana. Hı hı. Ne kadar tabii ki doğrudur bilmiyorum. Ama şeye de geri dönersek söylemek istediğim şey şuydu. Eğer bu kriz çok uzamazsa, beklenen işte Mayıs sonu, Haziran vesaire bu tarz süreler içerisinde biterse insanlar çok kısa sürede normallerine geri dönecektir.
Yani ben bu durumda çok büyük travmalar, çok büyük değişiklikler yaratacağını beklemiyorum. Var olan düzen, bu esnek, ucuz iş gücü temelinde esnek üretim modeli, yani dünya çapında örgütlenmiş bu model, şu an en ekonomik, insani olmasa bile, ki kesinlikle insani olduğunu düşünüyorum, en ekonomik model. Yani İngiltere'de asgari ücret 7,5 pound vesaire yanlış hatırlamıyorsam, siz Hindistan'da bir tekstil işçisini işte 5 sente, 6 sente belki çok daha ucuza çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem çok değişmeyecektir. Bu tabii ki çok en iyimser, mevcut düzenin devamlılığı açısından en iyimser senaryo. Bunun yanında diğer iki senaryo tabii ki biraz daha vahim. Bu senaryolardan bir tanesi bence ulus devlet merkezli olan senaryo. Şimdi evet, küresel kentleri konuşuyoruz, küreselleşmeyi, ulus devletin üzerinde birçok olumsuzlukları oldu. Ama bu şöyle bir şey değil. O yüzden konuşmanın başında da belirttim. Hani Kenichi Omaya'nın işte 90'ların başında çıkan bir kitabı vardı, Ulus Devletin Sonu diye. Bu dolayısıyla o dönemki tezler çok bu sloganlaştırdı, bu kitabın üzerinden ilerleyen bir sloganlaştırma var oldu. Ulus devletlerin şu an internette bir sıkıntı var mı? Yok, hayır, her şey yok. Her şey yolunda. Tamam. Ya bana uyarı verdi de o yüzden şey yaptım. 90'ların başında ve 2000'lerin hatta belirli bir kısmına kadar giden böyle bir küreselleşme havarileri, bir küreselleşme senaryosu vardı. Bunun bir sürü havarisi vardı. Türkiye'de de çok dönemde, o dönemde tartışıldı. Hala yakın döneme kadar tartışılıyordu. Ama yakın dönemde bazı değişiklikler olduğunu zaten görmeye başlamıştık. İşte Brexit süreci, ticaret savaşları vesaire. Ulus devletin kimileri için hani yeniden dirilmesi gibi, ki ben öldüğüne katılmıyorum ama atağa geçmesi olarak bunu görebiliriz. Zaten böyle bir hali hazırda gidişat vardı. Şimdi bu korona süreci biraz bence bunu hızlandırabilir. Çünkü neden? İnsanlar şunu gördü. Küreselleşme dediğimiz şey, işte küresel tedarik zincirleri, küresel üretim vesaire, işte ekonomik boyutundan bakarak söylüyorum. Aslında bir nevi kağıttan kaplanmış. Yani çok kırılganmış bu süreç. Bu süreçte biz bunu gördük. Ulus devletler, evet şey çok ekonomik, doğru. Sizin buradaki fabrikalarınızı kapatıp Çin'den mal getirmeniz belki çok ekonomik. Yani Amerika'daki antibiyotiklerin %80'inden fazlası Çin'de ve Hindistan'da üretiliyor. Ama kriz anında maskeyi, antibiyotiği vesaire içinden getirmek çok da ekonomik olsa bile güvenilir değil. Hatta zaten şey de değil, gelmiyordu. Hani güvenilirine geçtim, zaten gelmiyordu. Bu tabii pek çok ulus devlette, ulusal toplumlarda da keza aslında bir tepkiye yol açtı. Ve ülkeler şimdi ulusal ekonominin ne kadar önemli olduğunu, ulusal üretimin ne kadar önemli olduğunu tekrar görmeye başladı. Yani biz özellikle 2000'lerde işte kağıt fabrikaları kapanırken, işte tekstil fabrikaları, kitler vesaire kapanırken en temel tezlerden bir tanesi bunların ekonomik olmadığı yönündeydi. Şimdi ne yaptık? Bu kriz anında tekrar maske üretelim, solunum cihazı üretelim vesaire. Bu sadece tabii ki bir boyutu. Ulusal üretimin ne kadar, milli üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük ve bunu önceleyen bir politika izlemeye başladık. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil tabii ki. O Amerika'da Trump'ın en başından beri yapmaya çalıştığı şey aslında biraz da bu. Muhtemelen bu kriz biraz daha öne sürerse, kaldı ki ülkeler şey yapmaya başladı. Örneklerini görüyoruz ya, birbirlerine giden ürünlere el koymaya başladılar. Evet. Yani üretemiyorsak bile çalalım moduna geldi. Yani bu böyle devam ederse daha böyle merkantilist falan bir döneme doğru gidebiliriz. Bu durum küreselleşmeyi, bu küresel kent meselesini tersine çevirebilecek bir etki yaratabilir. Yani şu an tamamen elbette ki spekülasyon yapıyoruz ama bu durumda ne olur? İşte küresel kentleri yaratan süreci az önce anlattım. İş bölümünün ülkeler bazından çıkıp küresel ölçekte belirli şehirler üzerinden yayılmasıydı. Şimdi bu durumu tersine çevirdiğimizde ne olur? Ülkelerin içerisinde ekonomi tekrar ulus ölçeğine dönmeye başladığında, ülkelerin içerisinde belirli şehirlerin bir sanayi şehirleri olarak yükseldiğini görmeye başlayabiliriz tekrar. Yani o küreselleşmeden esas zararı gören geleneksel sanayi şehirleri, ikinci şehirler dediğimiz şehirler tekrar üretim merkezleri olarak yükselebilir. Bu durum bazı şehirlerin küresel sistemdeki konumlarında
çok ciddi değişmelere yol açabilir. Ya bazıları yerlerini kaybedebilir, bazıları öne çıkmaya başlayabilir ekonomik olarak. Bazıları nitelik değiştirebilir. Yani atıyorum bazı işte finans merkezi olarak öne çıkan bazı şehirler tekrar işte üretim merkezi, sanayi merkezlerine dönebilir. Bilemiyoruz bunu. Ama bunun olma ihtimali var mı? Var. Bu durumun en çok baltalayacağı şey bence bu şehirler üzerinden dönen küresel hareketlilik olacaktır. Yani bu üretim akışları ulusal ölçüye tekrar hapsolduğunda bu şehirler arasındaki akışların iş trafiğinin ve dolayısıyla insan, meta ve sermaye trafiğinin azalacağını düşünüyorum. Bu uluslararası havalimanları, hava şirketleri, bu havayolu trafiği bunun üzerinden çok olumsuz etkilenecektir. Küresel hareketliliği orta vadede çok ciddi oranda düşürebilecektir. Bu senaryolardan bir tanesi. Daha belki değişik bir senaryo bunlara yakın. Seninle konuştuğumuz bir örnek vardı. Evden çalışma üzerinden konuştuğumuz bir örnek. Daha uzun sürmesi durumunda ne olacak? O durumda şu olabilir. Şu an pek çok insan şeyi artık yeni bir alışkanlık edindi. Halihazırda zaten devam eden bir süreç vardı. Online çalışmamında. Şimdi ne yapıyoruz? İşte derslerimizi online görüyoruz. İşte toplantılarımızı işte Zoom üzerinden yapıyoruz. Skype üzerinden görüşmeler vesaire vesaire. Aslında bir yandan şunu da gördük sanki. Bu trafik bilgisayarlar aracılığıyla internet ağları üzerinden de yürütülebilir. Şimdi bu mesele daha fazla uzarsa belki de mesela şey ne yaptı Webasto? Oraya aslında şey, ilk çıkış hikayesine geri dönersek Webasto ne yaptı? Bir anda bu andaki üretimi durdurdu. Lufthansa keza ulusal bir refleksle uçuşları kapattı. Ama buradaki görüşmeler Skype üzerinden veya Zoom üzerinden ya da benzer programlar üzerinden devam ediyor. Yani dünyadaki ekonomi trafiği iş organizasyonu belki de bundan sonra şey üzerinden devam edecek tamamen. Hani bireysel görüşmeler değil, insanlar üzerinden değil, bilgisayarlar üzerinden devam edecek. Bu durumda muhtemel sonuçlardan bir tanesi, yani bu bahsettim ya, hareketlilik meselesi sadece insanı, maddeyi ve şeyi, sermayeyi kapsamıyor. Enformasyon, bilgi akışlarını da kapsıyor. Bu durumda sanki şey olacakmış gibi, insanlar fiziksel anlamda minimum temas edecek ama dijital anlamda maksimum temas edecek. Bu durum enformasyon akışlarına ve enformasyon ağlarını şehirler üzerinden dönen maksimuma çıkaracaktır. Ama insan hareketliliğini de minimuma indirecektir diye düşünüyorum. Bu durumda evet kentler arası ilişkiler veya kentsel sistemde çok bir değişiklik olmaz. Benim en azından şu anki öngörüm bu. Ama o hareketliliğin niteliğinde çok ciddi değişiklik olur. Yani insanlar değil bu sefer tamamen artık şeyler, ağlar üzerinden bilgi akışları dönmeye başlar. Ha bu ne kadar küreselleşme diyebiliriz buna, insanın içerisinde olmadığı bir sisteme. O da tabii ayrı bir soru işareti. Ama bunlar tabii ki şu an mevcut algılarımız üzerinden yaptığımız dünyayı hani bir okuma şekli. Belki de 50 yıl sonra hatta belki çok daha yakın bu sürecin sonunda bambaşka bir gözle dünyayı göreceğiz. İnsanların gündelik hayatın içerisinde çok fazla olmadığı, işte Amazon market örneği vardı yine daha önce konuşmuştuk. Yani kasiyere, reyon görevlisine ihtiyaç duymayan bir market. Gidiyorsun, alışverişini yapıyorsun, doğrudan faturanı ödüyorsun. Hiç kimseyle temas etmene gerek yok. Belki de böyle bir sisteme gideceğiz. Ya tabii ki bu beraberinde birçok sorun da doğuracak. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz istihdam. Bununla birlikte yani insan hareketliliğinin minimize olmasına koşut olarak bilgi transferinin hız kazanması, tam aksi yönde hız kazanması beraberinde bir riski daha doğuruyor tabii ki. O da bilgi güvenliği. Bilginin de transfer edildiği ortam ve araçla alakalı tabii ki bir siber güvenlik hadisesi. Muhtemelen önümüzdeki dönemde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi olacak. Biz de program kapsamında zaten buna da değineceğiz. Bununla birlikte tabii küreselleşmenin belki de en keyifli yanı olan turizm bir ayaktı. Turizminde bu sürecin sonunda zannediyorum insanların
O temkinliliği sebebiyle sadece uluslararası hareketlilik değil, ulusal hareketliliği de, ulusal sınırlar içerisindeki turizm hareketliliğini de zora sokacak ve belki tam anlamıyla senin de o az önce söylediğin gibi şehirlerin de niteliğini değiştirecek. Örneğin bir turizm şehrinin turizm gelirleriyle hareket edebilen şehirlerinde niteliğinin farklılaşacağı günler zannediyorum çok da uzak değil. En azından bu ilk bakışta. Yani şöyle bir şey de var aslında. Hani dedim ya, aslında bu şehirler küreselleşmenin şimdiye kadar ekonomik anlamda nimetinden faydalanmış olan şehirler. Bu durum tersine döndüğünde bu şehirlerde çok diğerlerine nazaran daha büyük sıkıntıların olması olan, mesela turizm dedim. Evet, bu turizm zaten hani geleneksel sektörler olarak baktığımızda bu krizden en fazla zararı gören sektörlerden bir tanesi. Çünkü turizm, ya bu bahsettiğim küresel şeyler aynı zamanda dünyada en fazla turist çeken şehirlerde. Yani en fazla turizm geliri olan şehirler belki de Londra, New York diye bahsettim. Paris keza öyle. Dolayısıyla bu turizm baltalandığında veya turizm ekonomisi yani belki de çöktüğünde buradan gene esas sıkıntıyı görecek olan şehirler bu şehirler. Evet. Dolayısıyla doğru, evet, bir nitelik ve bir pozisyon değiştirme olası kötü bir senaryoda çok çok da muhtemel. Ama diğer yandan da yine enformasyonla bağlayalım. Hı hı hı. Enformasyon akışları dediğimizde enformasyon ağına dahil olabilmek için belirli bir altyapı gerekiyor. Şimdi bu durumda hani az önceki üçüncü senaryoda küresel sistem çok fazla değişmez dememin biraz da sebebi buydu. Sizin bu harekete dahil olabilmeniz için mevcutta bir altyapı ağınızın olması gerekiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman enformasyon hareketliliği de gene bu şehirler üzerinden dönüyor. Yani siz buna kalkıp ağrıyı dahil edemeyeceksiniz. Evet. Buna kalkıp atıyorum işte ne bileyim Kahire'yi bu kadar kolay dahil edemeyeceksiniz. Hı-hı. Veya Güney Afrika'da bir şehri bu kadar kolay dahil edemeyeceksiniz. Gene mevcut o altyapı sağlamlığı bakımından yine mecburen yine bahsettiğim bu küresel şehirler üzerinden döneceksiniz. Evet, yani belki de buradan şöyle. Belki de buradan yine güçlenerek de çıkabilirler. Yani bu küresel kent sistemi dediğim şey aslında bir anlamda Darwin'yen bir mantığın kentsel bakışa uyarlanmış hali çıkışı itibariyle. Yani rekabet, o rekabette güçlü olanın ayakta kalması. Kentler arası rekabetten biraz bu küresel kentlerde doğuyor. En azından böyle bir tarafı var bu işin. Baktığımızda gerçekliğine de evet döndüğünde bu sistem değiştiğinde enformasyon akışları hızlandığında bir takım şehirler bu yarışta zaten gerilerde daha fazla geri kalacaklar. Hı hı. Çünkü mevcut sistemi siz bilgi akışlarını arttırarak yine Londra ve New York Tokyo üzerinden devam ettirebilirsiniz. Ama buna diğer şehirlerin dahil olması çok daha geriden gelerek olacaktır. Hatta belki mümkün bile olmayacak. Yani bu süreç sonrasında da yine uluslararası hareketliliğin, her türlü hareketliliğin, mal, sermaye, bilgi, insan hareketliliğinin yine bahsettiğin bu küresel kentler üzerinden olacağı gerçeği değişmeyecek. Ama bu kentlerin pozisyonlarının değişmesi olası. Tabii ki bu pozisyonların değişmesi de zannediyorum az önce altını çizdiğin gibi kentlerin olasılıkları, sahip oldukları olanaklar üzerinden o olanaklar nispetinde gerçekleşebilir. Bu da tabii ki bazı şehirleri zaten bu yarışa girmelerinin önüne geçen bir engel oluşturuyor. Tabii, kesinlikle. Yani en azından az önce bahsettiğim birinci ve üçüncü senaryoda çok ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. İkinci senaryoda da pozisyon ve nitelik olarak bazı değişikliklerin olabileceğini daha doğrusu. Ulusal ekonomilere dönüşte küresel kentlerin bundan zarar görebileceğini ve yeni sanayi şehirlerinin, yeni üretim merkezlerinin tekrardan doğabileceğini düşünüyorum. Tabii bu bahsettiklerimizin hepsi birer spekülasyondan ibaret şu an için.
Yani işin eğlenceli kısmını oluşturan kısım aslında. Yani, Evet, tabii. oturup bildiklerimizin, öğrendiklerimizin o özümsenmiş halinin aslında bir noktada sonucu aslında bu spekülasyonlarda. Hiçbiri Tabii. tutmayabilir, tamamı tutabilir, doğrudur, yanlıştır, tehlikelidir ama iyidir. Ya bence küreselleşme çalışmanın en güzel taraflarından birisi de bu. Yani 10 sene önce, yani 20 sene önce biz ulus devletleri öldürdük, gömdük. İşte bir yandan ulusaltı formlar, bu küresel kent dediğimiz formlar ortaya çıktı. Bir yandan ulusüstü formlar, işte Avrupa Birliği vesaire gibi yeni dönemin aktörleri olarak ön plana çıktı. O aradan geçti 15 sene, biz tekrar ulus devletlerin nasıl ayağa kalktığını konuşuyoruz. Belki de 10 sene sonra bambaşka bir şey konuşacağız. Yani yaşarken söylediğimiz her şey yalan da olabilir, her şey doğru da olabilir. Biz bunların pek çoğunu yaşarken görüyoruz. Bence bu konuyu çalışmanın gerçekten en zevkli taraflarından bir tanesi bu. Evet. Çok teşekkürler Özgür. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Çok teşekkürler. Kendimize iyi bakalım. İlk programda bana katılıp destek olduğun için çok teşekkürler. Evet, Farklı konu sosyal mesaj verelim evde kal diyerek. Hashtag evde kal değil mi? Evet. Farklı konu ve konuklarla post-korona dünyayı tartıştığımız bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.